Sayın Rektör Yardımcım, protokolün değerli üyeleri, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin akademisyenleri ve sevgili arkadaşlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, kısaca İBF günleri kapsamında düzenlenen, Çukurova bölgesinde yapılması planlanan yatırım projelerinin sosyoekonomik boyutları ve etkileri konulu programa hoş geldiniz. Öncelikle konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Zeynep Türk'ü kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Rektör Yardımcım, Osmaniye'nin değerli protokolü ve iş adamları, kıymetli öğretim üyeleri, basının değerli mensupları ve sevgili öğrenciler, İBF günlerine hoş geldiniz. Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, İBF olarak, yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak öğretim faaliyetlerimizin yanında bu faaliyetlere destek olacak, denetim, deneyim ve bilgi paylaşımını sağlayacak, üniversite sanayi işbirliğini geliştirecek, teorik bilgileri uygulamadaki deneyimlerle birleştirecek faaliyetlere de önem vermekteyiz. Bu nedenle bugüne kadar farklı farklı çok önemli konularda onlarca İBF fakülte günleri düzenledik ve bugün de bir yenisini gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle İBF günlerini düzenlemesinde emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, bugünkü İBF günlerinde Adana Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Güncan Bey'i misafir olarak ağırlıyoruz. Değerli konuşmacımız, Çukurova bölgesinin, dolayısıyla Türkiye'nin ekonomik ve sosyo-kültürel yapısını etkileyecek yatırım projelerini ele alacak ve eminim sizlere çok değerli bilgiler aktaracaktır. Bu nedenle fazla zamanınızı almadan, kendilerine çok değerli vakitlerinden zaman ayırıp fedakarlık yaparak burada olduğu için şahsım ve fakültem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantının herkese faydalı olmasını diliyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. AGEAD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Gülcan'ı kürsüye davet etmeden önce özgeçmişini kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. 9 Ekim 1965 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğan Tamer Gülcan, Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini bitirdi. AGEAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yönetmekte olan Gülcan, evli ve iki çocuk babasıdır. Şimdi de konuşmasını gerçekleştirmek üzere AGEAD Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Gülcan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Öğretim Görevlisi arkadaşlarım ve çok sevgili öğrenci arkadaşlar. Öncelikle Osmaniye Ata Korkut Üniversitesi'nde bulunmaktan çok memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü gerçekten ben de size yakın bir arkadaşınızım. Çünkü Adanalıyım, Ceyhanlıyım ama Mustafa Veli köyündenim. Benim Osmaniye ile olan ilişkilerim çok daha yakındır. O nedenle de bu şehirde bulunmaktan gerçekten çok keyif duyuyorum. Bir de öğrenci arkadaşlarımla böyle bir toplantı içerisinde fikir paylaşmaktan çok memnuniyet duyduğumu da özellikle ifade etmek istiyorum. Bu bölgedeki yaşanacak projelerin de heyecanını hep birlikte paylaşmak istiyorum. Bize de bu fırsatı verdiği için gerçekten buradaki rektörümüzden, dekanımıza, bütün arkadaşlara da teşekkür etmek istiyorum. Müsaade ederseniz şimdi sunumumuza başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Hedefi olmayan hiçbir insan yoktur, hedefi olmayan hiçbir ülke yoktur. Çünkü hedefi olmayan bir yerin varılacak yolu da yoktur diye düşünürsek, Türkiye'nin 2023 hedeflerinden yola çıkmak istiyorum. Çünkü gerçekten bizim için gerçekten çok önemli bir döneme girilmiş durumda. Türkiye'nin 2023 hedefiyle ilgili sıralayacak olursak dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girmeyi hedefleyen bir ülkeyiz. Yaklaşık kişi başına 25 bin dolarlık bir milli gelir düşüncemiz
olmakta. Ve önümüzdeki bu süreç içerisinde 1.1 trilyon dolar dış ticareti hedefleyen bir konumdayız. Ve yaklaşık da 500 milyar dolar bir ihracat beklentimiz var. Tabii sanayi hamlesi gerçekten bulunduğumuz bölgede çok önem arz ediyor. Çünkü artık Osmaniye il olarak internat içerisinde çok ciddi organize sayesinde hakim olan bir ilin içerisinde bunu konuşmak da keyifli. Biliyorsunuz artık Türk sanayisi Marmara bölgesinde yoğunlaştı. Yani artık İstanbul, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ gibi yerlerde bu işi daha fazla sürülemeyeceği konusunda herkesin bir hemfikirliği oluştu. Tabii bunun farklı bölgelere arayışı da bu yoğunluğun nelerden kaynaklandığını düşünürsek yeni yatırımlar için yer bulmak çok zorlaştı. Çünkü artık arazi gerçekten o bölgelerde çok daha daraldı. Su kaynakları her geçen gün azalır pozisyonlar. Tabii bu kadar büyük alanların olduğu noktada da çevresel kaygıları da göz ardı etmememiz lazım. Tabii Türkiye yeni sanayi hamlesi oluşturabilmesi için de gerçekten uygun bölge arayışı içerisine girmiş durumda. Evet, bunun için de bizim çok önemsediğimiz Doğu Akdeniz Havzası Türkiye'nin parlayan yeni yıldızı. Çünkü Orta Doğu ve Avrupa'nın köprüsü konumunda olan bir bölgedeyiz. Seyhan ve Ceyhan nehirleriyle sınırsız bir potansiyelimiz var. Biliyorsunuz son zamanlarda İstanbul'da yaşanan veya Marmara bölgesinde yaşanan su sıkıntılarını hep biz medyadan takip ediyoruz. Yani neredeyse artık evlerde insanların farklı günlerde su kullanım noktaları bile planlanma noktasına gelmişti. Şimdi biz öyle bir bölgede yaşıyoruz ki Allah gerçekten buraya böyle bir nimet sunmuş. Seyhan ve Ceyhan nehirlerimizin bizim hemen yanı başımızda olmamız gerçekten bu su potansiyelimiz açısından önem arz ediyor. Tabii bölgenin önemli diğer bir noktası da organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeler. Çünkü endüstriyel bölgelerle çok ciddi anlamda zengin yatırım alanlarının olduğunu görüyoruz. Tabii bu bölgelerde bu yatırımların yapılmasını destekleyecek olan hava, deniz, demir yolu ve otoyol ağlarında çok düzenli bir şekilde örüldüğünü görüyoruz. İskenderun Limanı, Mersin Limanı, otoyol bağlantılarını buna örnek gösterebilirim. Tabii bir de gerçekten hani olmazsa olmazımız yüksek kapasiteli gemilerin nakliye yani yükleme boşaltma yapabileceği Mersin ve İskenderun limanları bu bölge için inanılmaz önem arz eden bir konumda. Çünkü ihracatımızın büyük bir bölümünü bu bölgedeki limanlarımızdan gerçekleştiriyoruz. Tabii bu bölgenin bir şansı da şu. Biz bu bölgede Doğu Akdeniz'in neden parladığı ile ilgili bir araştırma yaptığımızda bu bölgede çok ciddi bir sanayi kültürünün olduğunu görüyoruz. Hepimiz biliyoruz ki 1970'li yıllardan itibaren Adana sanayide, Türkiye sanayisinde çok büyük bir önderlik yapmıştır. Bugün Türkiye'de bir olan, hatta dünya sıralamasında oldukça iyi noktalara gelmiş olan bir Sabancı kuruluşumuz var ki Kayseri'den gelip Adana'da gerçekten müthiş bir sanayi hamlesi yapmıştır. Ve bugün sanayinin Türkiye'de doğduğu şehir haline gelmiştir Adana. Tabii dolayısıyla Adana'nın internatını düşünecek olursak da buna Çukurova diye de çok rahat bakabiliriz. Bu bölgenin de içine kapsadığı işte Adana, İskenderun, Antakya, Mersin tarzında düşünürsek gerçekten müthiş bir sanayi kültürü olan bir bölgedeyiz. Ve yetişmiş insan gücü. Tabii bu bölge için sanayinin olduğu yerde mutlaka kalifiye elemanda olma mecburiyeti var. Bölgenin gelişmiş demir çelik sanayini düşündüğümüzde bu bölgeye yer aldığımızda gerçekten son zamanlarda çok ciddi yatırımların olduğunu gözlemlemekteyiz. Tabii bu sektörün
Bilhassa Osmaniye'ye son zamanlardaki katkısını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bilim Yol bulan, Atakaş, Sosyal gibi büyük firmaların bu bölge içerisinde yatırımlarını yapıyor olması, Osmaniye'nin de gelecekte bu konuda çok ciddi atılımlar yapabileceğini çok net görebiliyoruz. Tabii petrol, enerji olmazsa olmaz dünya için önemli bir sektör. Bunların boru hatlarıyla Hazar ve Irak petrollerinin dünya pazarlarına aktarıldığı önemli bir merkez konumundayız. Ceyhan, hepimizin bildiği gibi gerçekten hem Bakü çekiş hattıyla hem Irak'tan gelen petrollerin Avrupa'ya ve diğer ülkelere dağıtımıyla çok önemli bir üs olarak bulunmakta. Tabii her şeyden önemlisi çok da mutlu olduğum, gurur duyduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dünyanın en verimli topraklarının üzerinde bulunuyoruz arkadaşlar. Hakikaten bu çok, bunu çok önemsiyorum. Bizim bir dönem önce giden valimiz kulakları için adı Sayın İlhan Atış. Allah size öyle bir bölgede yaşama nasip etmiş ki bunun kıymetini çok iyi bilmenizi rica ediyorum demişti. Bu toprakların verimliliğine de şöyle bir enteresan bir anekdotla süslemişti. Arkadaşlar, çok güzel bir güneşiniz var. Yazın insanlara lütfen kendisini böyle çok kasmasın, ben sıcaktan öldüm ülkem. Çünkü bu toprakların bereketi bu sıcaktan geliyor. Burada yaşayan insanların da toprak verimliliğini göstermek için toprağa adam ekseniz adam çıkacak. O kadar verimli topraklarınız var. Tabii bölgemiz için gerçekten önemli bir arazilerin bulunduğu noktadayız. Tabii buna bağlı tarıma dayalı endüstriyle başlayan ancak yelpazesi gelişen hatta hakikaten ciddi bir sanayimiz oluştu. Bunun yanında HES'ler, termik santraller ve planlanan nükleer ve enerji üssü konumunda olmamız da bu bölgenin enerji platformunda ne kadar önemli bir yerde olduğumuzun göstergesi. Çünkü artık dünya enerji üretimiyle, enerji ucuzluğuyla rekabet edebilir halde bizim de bu ülkede enerjiye gerçekten çok ciddi önem vermemiz gerekiyor. Bunun üstü olarak da buranın görülmesi gerçekten bölge adına sevindirici. Evet arkadaşlar, bölge yeni bir döneme hazırlanıyor. Gerçekten bu bölge önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde çok ciddi atılımlar yapma aşamasında. Tarım, turizm, lojistik, enerji ve sanayi sektörü bu bölgede aynı anda gelişim gösteriyor. Buna biraz Osmaniye'yi de örnekleyebilirim. Osmaniye'de kurulmuş bir yeni üniversitemiz var. 4 yıllık. Sayın rektörüm ve rektör yardımcılarımla biraz evvel odalarında sohbet ettiğimizde şunu gözlemledim. Gerçekten Osmaniye kent olarak yeni bir kent. Üniversitesi de yeni bir üniversite. Kentiyle beraber birlikte büyümenin en önemli örneğini Osmaniye'de göreceğimizi bugün biraz evvelce toplantıda anladım. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Sanıyorum Osmaniye çok kısa süre içerisinde örnek teşkil eden bir yapılaşmasıyla, master planlarıyla, üniversitesiyle birlikte farklı şeyler yapabileceğini görüyorum. Tabii bu bölgede gelişen farklı sektörler hizmet sektörünün de önünü açıyor. Sonuçta yapılacak olan her türlü sanayi tesisinin, fabrikanın veya haddanenin veya otellerin her türlü yatırımların yanında hizmet sektöründe gelişmesi mutlaka tartışılmaz. Bu bölgede 7 milyon aşan nüfus yoğunluğu oluşması halinde ki o şu anki bu yoğunluk var zaten burada. Bu bölgede sağlık kuruluşlarının, özel okulların, AVM'lerin, eğlence tesislerin ve buna benzer yatırımların hızla arttığını gözlemleyebiliyoruz. Tabii bu bölgedeki yeni yapılacak projelerin ilkinden başlamak istiyorum. Gerçekten bu bizim bölgemiz için çok önemli projelerden bir tanesi. Biliyorsunuz artık Türkiye'de turizm deyince Antalya akla geliyor, Ege akla geliyor. Ama artık Türkiye'nin yeni açılımlara ihtiyacı var. Yeni proje bölgelerine ihtiyaçları var. Bu bölgede şu anda Tarsus, Kazanlı ve Karataş sahil bandı projesi. Bu gerçekten bizim yıllardır hayal ettiğimiz bir projeydi. Çünkü çok bakir sahillere sahibiz.
Turizm bizim için önemli bir sektör. Bu bölgede Türkiye'nin tatil cenneti olarak değerlendiren işte bakir bölgelerde entegre turizm yatırımları yapılacağını söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 7600 yatak kapasiteli golf sahalarıyla oluşan bir oteller zinciri çalışmaları devam etmekte. Şunu da çok rahat söyleyebilirim. O bölgede şu anda Kazanlı bölgesinde Limak AŞ firması 5000 kişilik kapasiteli bir golf turizmi de yapılabilecek sahaya inşaat olarak şu an başlamış durumda. Tabii bu bölgede aynı zamanda sağlık ve kongre merkezi inşası söz konusu. Artık biliyorsunuz ki bölgemiz Çukurova Hinterland'ı ulaşımıyla bölgeye hava yoluyla, deniz yoluyla, tren yoluyla çok rahat ulaşılabilecek bir bölge. Burada sağlık ve kongre merkezleri için de çok ciddi yatırımlar olduğunu söyleyebilirim. Bir örnekleme yapacak olursak, bugün Adana'da yapılması planlanan üniversitenin altında devlet suçları bölgesinin içerisinde 500 dönüm bir arazide 1500 yataklı bir hastane planlandığını söyleyebilirim ki bu bölgenin ciddi anlamda hareketlenmesini sağlayabilecek ve yurt dışından insanların tedavi için gelebileceği merkez haline gelme şansı olabileceğini söylemek isterim. Tabii yaklaşık bu bölgede yapılacak olan projelerin bedelleri de ortalama 1 milyar dolar civarında bir yatırım tutarını ortaya çıkartıyor. Bu yatırımların tabii yapılırken bölgede çok önemli olan bir istihdam eksikliğini de ortadan kaldırabileceğini düşünüyoruz. Yaklaşık bu projelerin içerisinde inşaat süresince 10 bin kişinin istihdam edilebileceğini düşünüyoruz. Tabii bu projelerin de tahmini bitiş süresi de 2014 yılı olarak hedeflenmiş durumda. Bir diğer önemli projemiz gerçekten artık bölge kabuğuna sığmıyor. Bölgenin en büyük projelerinden, Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi Çukurova Havalimanı. Bugün bölge kalkınmasına, stratejine uygun olarak yolcu ve lojistik taşıma amaçlı Türkiye'nin ikinci büyük havaalanının Çukurova Havaalanı olarak yapılabilmesi bizim bölgemiz için gerçekten çok önem arz ettiğini söylemek istiyorum. Burada inşaat aşamasında yaklaşık 4500 istihdam sağlanacağını söyleyebilirim. Yaklaşık 8 milyon metrekare bir alanı tahmin ederseniz gerçekten bugün İstanbul Atatürk'ten sonra en büyük Türkiye'nin ikinci büyük havaalanı olduğunu görebiliriz. Bu projenin de bitiş tarihi 2014 olarak öngörülüyor. Tabii ben bu havaalanının yapılmasını çok önemsiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu bölge Türkiye'nin tarım deposu. Biraz da yaş meyve sebzenin üretildiği ve Avrupa'nın, Rusya'nın ve Arap ülkelerinin inanılmaz derecede talep ettiği ürünlere sahibiz. Ve bugün Türkiye'nin tarımsal anlamda, yaş meyve sebze anlamında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bölgenin içerisinde yaşıyoruz. Burada ürettiğimiz ürünlerin çok kısa sürede Avrupa'ya, Rusya'ya ve diğer ülkelere ulaşması için lojistik anlamda bu havaalanının bize çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü ürettiğimiz ürünlerin zamanında yerine gitmesi, ürünlerin kaliteli olarak orada kalması bunun fiyatlarına yansıyacaktır. Bu fiyatlar da dolayısıyla silsile halinde üreticiden tüketiciye kadar herkese fayda sağlayacak bir çalışma olacaktır. O açıdan ben bu havaalanının tarım açısından çok ciddi önem arz ettiğini, kargoculuk anlamında çok önem arz ettiğini söylemek istiyorum. Ha, onun dışında tabii biraz evvel bahsettiğim bölgedeki turizm projelerini düşündüğümüzde çok büyük uçakların 777 gibi TYM'in işte o büyük uçaklarının da buraya inebileceği işte limana kruzların gelebileceği bir bölge inşaatı olması açısından da önemsiyorum. Çünkü yolcu kapasitesi oldukça yüksek olan bir havaalanı olacak. Bu da Adana Mersin arasında Tarsus'la Adana arasında bir noktada konuşlanmış durumda. Şu anda istimlakları yapılmış durumda. Projesi iade edildi.
ve zemin açıkları yapılarak inşaat süresi başlayacak. Bu da çok kısa sürede, 2014 gibi bir süreçte bitirmesi planlanan bir havaalanı. Bölge için gerçekten çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Evet, enerji. Enerji artık dünyanın gerçekten vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Enerjisiz artık hiçbir şey olmuyor. Oturduğumuz her yerde elektriğe, enerjiye, sanayide, her şeye, her yerde bir ihtiyacımız olan bir kalem. Ve biz burada yine çok şanslıyız. Ceyhan gibi bir enerji ihtisas bölgemiz var. Bugün BTC ve Kerkük yumurtalık boru hatları Akdeniz'e buluştuğu noktada rafineri, enerji ve petrokimya tesislerinin yer alacağı endüstri bölgesi gerçekten çok önem arz ediyor. Yaklaşık bu 10 metrekare yatırım alanını göz önüne aldığınızda gerçekten yatırımın ne kadar büyük olduğunu gözümüzde canlandırabiliyoruz. Tabii bu bölgeye yapılacak olan yatırımların bir de bedeli var. Tabii bu şu anda 10 milyar dolar civarında bir yatırım bekleniyor. Tabii bu gerçekten bölgeye çok ciddi ivme kazandırabilecek bir proje. İnşaat safhasında aşağı yukarı 10 bin kişiye istihdam sağlayabilecek bir sektör. Sonrasında da kalıcı konutlar olarak 5 bin kişiye yaklaşık çalışan insan sayısı 5 bin kişi olacağını düşünürsek, o bölgede yaşayan 5 bin insanın yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecekleri sosyal donatılar, konutlar, okullar, bankalar o bölgede ciddi bir hareket sağlayacağını düşünüyorum. Ve gerçekten onun da Ceyhan Havzası içerisinde olması, yani Osmaniye burada 45 km mesafede bir yerde böyle bir tesisin olması Çukurova bölgesi için gerçekten çok önem arz ettiğini söylemek istiyorum. Evet, şimdi artık şunu görmek lazım. Bizim Türkiye'mizde enerji olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bugün bizim kendi ülkemizde petrol kaynaklarımız maalesef yeterince oluşmamıştır. Enerji konusunda da doğal gazla dışarıya bağımlı konumdayız. Ve mutlaka bizim ucuz enerji elde etme ihtiyacımız vardır. Bu enerjilerden bir tanesi de şu anda Mersin Akkuyu ile planlanan nükleer santral projesi. Bu da Türkiye'nin ilk nükleer santrali olması açısından önem arz ediyor. Yaklaşık 1200 megawattlık 4 üniteden oluşuyor. Yani aşağı yukarı tamamlanması durumunda 4800 megawattlık bir elektrik enerjisi üreten bir santral olacağı biliniyor. Ve bu yapılacak işletme Rus firması tarafından, Rus kamu şirketi tarafından finanse edileceğini söylemek isterim. Türkiye'nin de yaklaşık elektrik üretiminin %7 gibi bir kapasitesine karşılayacak. Ve Türkiye'de de yatırım bedeli olarak gerçekten şu anda Türkiye'nin en büyük yatırımlarından bir tanesi yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir yatırım. İnşaat aşamasında doğrudan dolaylı yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan ve sonrasında da tesis hayata geçtikten sonra üretim aşamasında sabit olarak 4500 tane insanın çalışacağı bir santral olarak bulunmakta. Burayla ilgili de şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biz bu bölgeye yapılacak olan her türlü yatırımla ilgili yatırımların araştırmasını, çalışmasını yapmaya özen gösteriyor iş adamları olarak. Çünkü bölgeye yapılabilecek her türlü yatırımın bölgeye kazandırabilecekleri ve kaybettirebilecekleri projelerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunun için de biz bu Akkuyu nükleer santralinin birebir aynısını görmek üzere Rusya'ya gittik. Orada Rusya'da Moskova'da yaklaşık Moskova'ya 500 km mesafede bir noktada buraya yapılabilecek olan santralin birebir aynısını görme fırsatı bulduk. O bölgedeki inşaat aşamaları nedir? Bölgeye olan çevresel katkıları, etkileri nelerdir? Onları görmek amaçlı gidip geldiğimizde söylemek isterim. Burada da bununla ilgili geldiğimizde kamuoyuyla da birçok insanla da bunun paylaşımlarını yaptık. Orada enteresan bir anekdot anlatmak istiyorum. Yine yaşadığımız ve gerçekten keyif aldığım bir şey oldu. Gittiğimizde Moskova Sayın Büyükelçimiz
bizi makamına cumartesi olmasına rağmen, hafta sonu olmasına rağmen kabul ettiğinde çok keyifli bir sohbet oldu. Orada çok genç bir ticari ateşemiz vardı. İnanılmaz dinamik bir arkadaş. Sayın Büyükelçinin bize Rusya ile Türkiye arasında iş adamları olarak gerçekten köprü kurmak adına her türlü projede yanımızda olacağını söylemesi bizi inanılmaz mutlu etti. Bu bölgenin de bir narenciye bölgesi olduğunu düşünecek olursak, tarımla ilgilenen arkadaşlar için konuşuyorum bunu. Orada bir enteresan bir şey yaşadık, konu yaşadık. Bugün burada narenciyenin ve limonun üretildiği ana merkezlerden bir tanesi dört yol, işte Osmaniye, Adana, Mersin olarak gelecek olursak Çukurova bölgesine gerçekten bölgenin önemli bir aktörü. Burada biz gitmeden önce Nacizane bizim de küçük bir narenciye şeyimiz var, bahçemiz var. Orada 950 kuruşa sattığımız kilosunu limonun Rusya pazarında marketlerde bir adedinin 2 euro olduğunu gördüm arkadaşlar. Korkunç bir şey. Yani 1 kilo limonun 6 taneden ya 5 taneden olduğunu düşünecek olursak 2 euro ile çarparsak 10 euro karşımıza 23 TL gibi bir rakam çıkıyor. Benim ise burada çiftçi 950 kuruşa sattığı ürünü orada insanlar 20 kuruşa, 20 liraya, 25 liraya alıyorlar. Tabi arada bu parayı kazanan insanlar bizim ülkemizdeki insanlar değil, orada aracılık yapan insanlar. Dolayısıyla biz buna özellikle dikkat çektik. Bizim de kendi yönetim kurulumuz içerisinde çok oldukça işte yaklaşık 50 bin ton civarında kapasiteli çalışan bir genel sekreterim benim şu anda Sayın Halit Bilgi. Bu işin duayenliğini yapıyor bölgede. Sayın Büyükelçimiz orada şunu özellikle ifade etti. Arkadaşlar lütfen bu bölgeye direkt bu narenciyenin ulaşmasını sağlamak için buralarda depo kiralayınız ve biz ürettiğiniz malın tamamen burada perakende olarak satışını ben size organize edeceğim. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Sonuçta buradaki çiftçinin, buradaki üreticinin, buradaki esnafa bu paraları kazanması bizim bölgemizin kalkınması için çok önemli diye düşünüyorum. Bu tabi oradaki Sayın Büyükelçinin bizi bu şekilde yönlendirmesi bize inanılmaz mutlu etti. Sayın Büyükelçiyle Adana'ya davet ettik. Kısmet olursa tarım konferansı yapmayı planlıyoruz. Orada da inşallah kendisini davet edip bu bölgede narenciyenin çok daha farklı noktalara gelebileceğinin ve parasal olarak da şu anda çok ciddi kazançların ortaya çıkabileceği bir sektör olduğunu gözlemledik orada. Bu gözlemimizi tabii size aktarırken üniversitede bir sürü arkadaşım var. Bu bölgelerde mutlaka işte idari bilimlerde okuyan, mimarlık fakültelerinde okuyan, işletme fakültelerinde, ziraat fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız vardı. Ben gerçekten bu bölgenin o konuda çok şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü ne olursa olsun üniversite gençliği bizim için çok önemli. Mezuniyet sonrasında bu bölgede yaşayan, bu bölgede olan insanların da şanslı olduğunu söylemek istiyorum. Tabii yine bölgemiz için çok önemli olan, tarım bölgesi için gerçekten bizim bölgemizde çok önemli olan Yedigöz'e sulama barajından, projesinden de bahsetmek istiyorum. Biraz evvel size Sayın Valimizin o anekdotundan sonra bölgemizdeki Çukurova topraklarının ne kadar verimli olduğunu zaten burada yaşayan insanların gayet iyi bildiğini sanıyorum. Burada bu projeyle 75 bin hektarlık alanın su ile buluşturulma projesi. Bakın bizim bölgemizde gerçekten inanılmaz bir su kapasitesi var. Ama bunun arazilere ulaştırılması, arazilere takviye edilmesi bu bölgedeki verimliliği inanılmaz derecede artıracaktır. Bu da yaklaşık yıllık 250 milyon dolarlık tarımsal gelir artışı demektir. Bizim tarım sanayi, tarımla uğraşan insanlarımızın, tarım bölgesinde iş yapan sanayicimizin bu paraları kazanması, bu bölgeye yapacağı yatırımların önünü çok daha farklı açacaktır diye düşünüyorum. Tabii şu anda bu projenin bitiş tarihi 2018 olarak öngörülmekte. Çukurova'nın sulanabilir tarım arazisi bu projeyle aşağı yukarı %60'dan %80'e çıkacaktır. Biliyorsunuz yakın tarihte Sayın Bakanımız bu Yedigöz'e barajıyla ilgili bir açılış yapmıştı. Fakat biliyorsunuz bu tesisin, projenin tamamlanması bu suların bu arazilere, bu tarlalara, ovaya
ulaştırmasını sağlayabilecek kanal projeleriyle gerçekleşecek. Şu anda bu kanal projeleri devlet tarafından hazırlanıp ihale edilecek. O aşamada biz de onların yakın takipçisiyiz. Kısa süre içerisinde bu kanalların bu arazilere, bu sulara ulaştırmasıyla önümüzdeki dönemde Çukurova bölgesi olarak tarımda ne kadar vazgeçilmez olduğumuz daha çok öne çıkacak. Çünkü biz şuna inanıyoruz, bu bölgede tarım sanayi, tarım üretimi olmazsa olmazlarımızdan biri. Çünkü gerçekten biz bölge olarak tüm ülkenin ve dünyanın birçok ülkelerinin de tarım ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede topraklara sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu onların verimliliklerini artırmak adına bu projeyi de gerçekten çok önemsediğimizi söylemek istiyorum. Devlet Su İşleri'nin de burada hakikaten çalışmalarından dolayı biz de onlara teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü arkadaşlar artık bu iş ekip işi. Biraz evvel biz yine hocamla bir sohbetimizde bahsettik. Ne olursa olsun ülkemizin 80 milyon insanının herkesin aynı ruhla, aynı heyecanla bu ülkeye bir şeyler katmak adına çabaladığı takdirde gerçekten ülkemizin 2023 yıllarında çok farklı noktalarda olacağını söylemek istiyorum. Çünkü bizim genç bir nüfusumuz var. Gerçekten insan kaynağı olarak oldukça iyi bir insan kaynağımız var. Yani tabiri caizesiyle unumuz var, şekerimiz var, helvamız var, artık fırına süreceğiz. Ve bizim bu projeleri gerçekleştirmemiz için de genç beyinlere ve bu işi gerçekten gönülden isteyen insanlara çok ciddi anlamda ihtiyaçlarımız var. Ve ben bu konuda tabii üniversitede genç arkadaşlarımızla bu konuları paylaşmaktan da inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü biz de o sıralarda belki 20-25 sene önce aynı sıralarda oturuyorduk. Oradan şimdi burada sizlere ışık tutmaya çalışıyoruz. Çünkü ne kadar çok içimizden bu işe gönül vermiş, iş hayatında başarmış, iş hayatında bir şeyler yapmaya çalışan, ülkesine katkı sağlayan insanlar yetiştirebilirsek bu ülkenin de herhalde o kadar çabuk önünü açarız diye düşünüyorum. Evet, tabii şimdi ben bu kadar proje anlatımından sonra da birazcık kendi bulunduğum derneğimden de bahsetmeyi müsaade ederseniz arzu ediyorum. Çünkü gerçekten biz de Adana'da Genç İş Adamları Derneği olarak çok ciddi projeleri imza atan bir STK'yız. Şu anda 234 üye iş insanımız var. Adana'nın yaklaşık şu anda yıllık 4.1 milyar dolar cirosu olan bir dernek üyelerine sahibiz. Yaklaşık 800 milyon dolar civarında bir ihracat olan bir dernektir. Adana istihdamının da yaklaşık %18'ini karşılıyoruz. Tabii her şeyden önemlisi gerçekten biz eğitime çok önem veren bir STK'yız. 1992 yılında kurulmuş olmamıza rağmen, 20 yıllık bir STK olmamıza rağmen Türk Milli Eğitimine önemli bir armağanımız var. Oldu. Biz bu armağanımızda şu anda Agiyat İlk Öğretim Okulu olarak hizmet vermekte yaklaşık 2500 öğrencisi olan ve bir devlet okulu. Ancak bizim de katkılarımızla bölgenin gerçekten özel okul mantığıyla çalışan iyi bir okul olduğunu söylemek istiyorum. Hatta sınavlarda da SBS'lerde her zaman birinciliğinde bulunduran bir okul. Tabi bundan da inanılmaz gurur duyuyorum arkadaşlar. Niye? Eğitime gönül vermek, eğitime önemsemek her Türk vatandaşının bir görevi diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye ne çektiyse eğitimsizliklerden çekti. Bir ülkenin gerçekten çok daha iyi noktalara gelebilmesi eğitimle ekonominin paralel gitmesinden kaynaklanıyor. Biz de bu konuda gücümüz yettiğince böyle bir destek yaptık. Tabii buraya konuşmacı olarak gelirken Osmaniye'yi başta önemsediğime, niye önemsediğime tekrar bir dönmek istiyorum. Çünkü Osmaniye gerçekten yeni il olmuş ama büyümeye çok aday olan bir şehir. Ve biz bu şehirden çok istifade edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Osmaniye'nin şu anda organize sanayi çok ciddi anlamda ivmeli bir şehir. Bu bölgede okuyan öğrencileri de o yönden çok şanslı görüyorum. Çünkü bölgedeki yatırımlar, şu anda biraz evvel bahsettiğim yatırımlar
35 milyar dolar civarında. Bu yatırımların 50 milyar dolara çıkarılması düşünülüyor. Bu da bu bölgede okuyan tüm gençlerin, tüm arkadaşlarımızın önümüzdeki dönemlerde okul sonrasında ne yapacağı konusunda birazcık fikir verebilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü biz artık Çukurova bölgesiyiz. Çukurova bölgesi demek Mersin, Adana, İskenderun, Osmaniye, Antakya, Hatay demektir. Dolayısıyla biz bu bölgede yaşayan insanlar olarak önümüzdeki dönem Türkiye'nin ikinci büyük ekonomisine sahip olması beklenen Çukurova bölgesinde yaşamaktayız. Ve biz bu oluşacak olan projeler için de hazırlıklı olmalıyız. Öncelikle iş adamları olarak, üniversiteler olarak, belediye yerel yönetimlerimiz olarak ve şu andaki üniversite gençliği olarak. Çünkü yarın bugün birkaç yıl sonra mezun olacak arkadaşlarımızın bu direnimizin içerisinde çok daha standartların iyi olacağını ve bu bölgede de çok ciddi bir iş istihdamının sağlanacağını düşünüyorum. O açıdan önümüzdeki 5 yıl içerisinde lütfen bu 50 milyar dolarlık yatırımın içerisinde yer almak için kendimizi hazır hale getirelim, geliştirelim, şirketlerimizi büyütelim, yerel yönetimlerimizle şehrimizin kentsel büyümesini sağlayalım. Çünkü şehirlerimizin büyümesi de bu projelerin içerisinde önemli rol oynamaktadır. Ve gelecekte önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içerisinde bu bölgedeki yatırımlara sahip çıkarak Çukurovalı olmanın gururunu hep birlikte yaşayalım. Evet, ben bana bu fırsatı veren, sizlerle bizi buluşturan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanları ve öğretim görevlisi arkadaşlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Burada sözlerime son veriyorum. Soru cevap şeklinde olan olursa da arkadaşlarımla da mutlaka onları da cevaplamak isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Erenler İşletme Bölümü Öğrencisiyim. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Konuşmanızın başında Sayın Vali Bey'in yapmış olduğu güneşle ilgili bir tespitten bahsettiniz. Soru bu doğrultuda olacak. Potansiyel bir takım projelerden bahsettiniz. Peki güneşin bu şekilde olduğu bir coğrafyada güneşle alakalı, güneş enerjisiyle alakalı projeler üretilecek bir bilginiz var. Teşekkür ederim. Evet sevgili kardeşim çok güzel bir soru sordu. Tabii ki güneş enerjisi artık bizim bölgemiz içinde vazgeçilmezler içerisinde. Ancak enteresan bir çalışmadan size bahsetmek isterim. Bu bölgede tabii güneş enerjisiyle ilgili projeler düşünülüyor ancak güneşin en sağlıklı, verimli alınabildiği bölgenin Konya Ovası olduğunu öğrendik. Ve önümüzdeki dönemlerde de o bölgede çok ciddi güneş enerjisiyle ilgili yatırımların başlayacağı konusunda bilgi vermek isterim. Çünkü gerçekten Türkiye iklim olarak da güneşi oldukça iyi alan bir bölge. Biraz da bizim Adana bölgemiz, Mersin bölgemizde alıyor ama elektrik enerjisi üretimi bakımından güneşin verimlilik hali yani elektrik kapasitesini çok daha fazla alabileceği bölgenin en verimli noktasının Konya Ovası olduğu söylendi. O konuda öyle bir bilgi vermiş olduk. Mert Yücel, Çevre Koruma Kontrolü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Sayın Tamer Bey, konuşmanızın bazı bölümlerinde size sanki Adana değil de Mersin Genç Adamlar Derneği Başkanı olduğunuzu algıladım. Çünkü Adana'da yapılan yatırımları ben son 10 yıldır beğenmekteyim. Adana'nın fiziksel özelliklerini, her geçen gün kentin kötüye gittiğini, örnek verecek olursak Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki çarpık yapılaşma, havaalanının etrafındaki yapılan gece konduların artması, Tarsus Kazanlı projesinin olmasına rağmen Karataş'a bir şey yapılmaması, Yumurta'da sadece Belçikalı şirketin gelip bir şey yapması, Adana giderek köşeye gidiyor. Adana'ya giderek kaybediyoruz. Kan kaybediyor Adana. Adana Gençliği olarak biz, Adana Gençlik Meclisi olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene siz Adana Demirspor'un maçına 180 STK olarak geldiniz. Başta mali olmak üzere, belediye başkanı olmak üzere. Ama bu yıl, o maçtan sonra, o topluluktan sonra Adana'da ben hiçbir şey göremiyorum. Adana Gençliği Adana'da hiçbir şey göremiyor. Adanalı olarak bu soruyu soruyorum, kusura bakmayın buradasınız ama sizler STK'lar olarak Adana'da ne yapacaksınız? Bir şey daha soracağım. Adana Ticaret Borsası'nın bir üniversite projesi vardı. STK'lar olarak bir üniversiteyi kurma gibi bir durumunuz da var mı? Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim genç kardeşim. Hakikaten çok böyle güzel bir soruyla geldi. Önce tabii ki Adanalı olmamız. Ben burada hakikaten Adanalı olarak Adana'da olmaktan çok keyif alıyorum. Tabii ben projelerden bahsederken bölgeye yapılacak olan mega projelerle ilgili bilgi vermek düşüncesindeydim. Tabii Adana ile ilgili şu anda çok ciddi projelerimizde olduğunu söylerim ama zamanımız ve vaktimiz buna kısıtlı olduğu için çok girmek istemedim. Daha çok mega projelerle ilgili düşüncelerimi sundum. Ancak arkadaşıma şöyle katılıyorum, ben bir mimar olarak katılıyorum. Adana'da maalesef kentsel büyüme bir master plan eşliğinde olmadığı için kentin büyüme aksları sıkıntılı doğdu. Sevgili kardeşime söylediği Türkmenbaşı için çok doğru bir tespiti var. O bölgede şu anda yaklaşık 1000'e yakın bekleyen proje var. İmar problemleri hala devam etmekte. Ama tabii şu var. Adana bu bölgedeki geçmişten gelen sanayi kültürü, eğitimi, ekonomisi her halükarda bu bölgeyi yönlendirebilecek, büyütebilecek kapasiteye sahip. Tabii Adana'da Adana'nın şu anda mevcut işleyişiyle ilgili mesela bir küçük bir şeyden bahsetmek isterim sevgili kardeşime. Adana'nın tanıtımında çok geç kaldığımız bir Seyhan Baraj Gölü'müz var. Biz Adana Genç Adamlara Derneği olarak şu anda Seyhan Baraj Gölü üzerinde Adana'nın arkadaşım bilir, Amerikan Adası diye bir mevcut yerimiz vardır Adnan Menderes bulvarı üzerinde. Bu bulvarın üzerindeki Amerikan Adası'nın üzerine Adana Marina Port projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii bu proje sadece Adana'ya değil, bölgeye hizmet edecek. Biraz zamanımız çok almamak kaydıyla bir küçük bir anlatmak isterim onu. Bu proje Amerikan Adası'ndan da suya bakan kısmında teknelerin bağlandığı bir marina, içerisinde bir balık restoranları, alışveriş merkezleri ve Adnan Menderes bulvarını da rehabilite ederek Adana'mızın özlediği bir hayvanat bahçesi ve çocuk eğlence merkezi. Bakın şimdi Adana Türkiye'nin 4. büyük şehri diyoruz ama Gaziantep'e gidiyoruz, hayvanat bahçesine çocuklarımızı gösteriyoruz. Şimdi bunlar tabii ki Adana'nın eksikleri. STK'ların işte burada önemi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani biz Adana Genç Adamları Derneği olarak şu an çok can alıcı 4 tane projemiz var ama bunları bir tanesine saymak istedim. Çünkü diğerleriyle ilgili bizim internet sitemizde de oldukça yoğun bilgiler var. Ama Adana'nın arkadaşıma teşekkür ediyorum. Çünkü biz Adana'da aslında Adana olarak bir şeylerin farkına varmamız lazım. Çok özel bir kentte yaşıyoruz. Çok özel imkanlar olan bir şehirde yaşıyoruz. Sanayisiyle, toprak bütünlüğüyle, tarım gücüyle, iklim avantajıyla, üniversitesiyle bulunduğumuz şehrin daha iyiye götürmek için ne yapabiliriz sürekli tartışıyoruz. Şu anda biz Adana'da çok ciddi bir STK platformları oluşturmuş durumdayız. Fakat artık biz Adana'nın sadece Adana olarak değil, Çukurova olarak düşünüyoruz. Ben aynı zamanda bu bölgede Çukurova SPET Başkan Yardımcısıyım. Bu bölgenin birbirinden kopup büyüyemeyeceğinin farkındayım. Bakın arkadaşlar artık biz 8 milyonluk nüfusun içerisindeyiz. Yani bugün Adana 2 milyon nüfusludur. 1,5 civarında Mersin vardır. 1 civarında Antakya vardır. Bunların gelecekte üst üste koyduğunuzda Tarsus'u, Ceyhan'ı, Kozan'ı, Kadir'i hepsini koyduğunuzda 16 milyon nüfusa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. O yüzden artık bizim şehirlerimizin tabii ki gelişmesi çok önemli. Ama şehirlerimiz artık bölgesel gelişmek durumunda. Niye? Çünkü mega projeler geliyor. Bu projelerin ortaya çıkmasında ve bu projelerin büyümesinde şehirlerin birlikte hareket etmesi artık kaçınılmaz. Tabii ki şehirlerin arasındaki rekabet kaliteyi doğuracak. Şehirlerin arasındaki rekabet insanlar arasındaki iletişimi çok daha farklı hale getirecek. Bugün Osmaniye Organize Sanayi'nde %50 fabrikaların sahiplerinin yarısı Adana'dan her gün iş geliş yapıyor arkadaşlar. Neden bu arkadaşlarımız 5 sene sonra Osmaniye'de sürekli yaşamasın? Ama ben bugün bu işi gördüm burada. Sayın rektörümden ve hocalarından aldığım mesajla bu bölgenin önümüzdeki dönemde çok iyi büyüyebileceğini, sosyal mekanlarıyla, spor alanlarıyla, üniversiteyle halkın birleşmesiyle buradaki şehrin de farklı yere gidebileceğinin farkındayım. Ve
Sevgili kardeşim, kesinlikle artık bu bölgede mutlaka sadece dediğim gibi Osmaniye, sadece İskenderun, sadece Antakya, sadece Adana Mersin düşünmez isek, daha geniş perspektiften bakarsak bölgenin gücünü çok daha iyi anlarız. Bakın arkadaşlar, Türkiye'nin Marmara bölgesinden sonra ikinci büyük ekonomisi burası olacak. Çok şanslı bir bölgedeyiz. Ama bunun anlatılması, paylaşılması, paylaştıkça da büyütmesini sağlamak lazım. Bu büyümenin içinde yer almak için de siz arkadaşların da mezuniyetten sonra bu şehirli olan insanların zaten burada yaşaması, ama bu şehirli olmayanın, Aydınlı, Manisalı, İstanbullu insanların da bu bölgede kalmasını sağlayacak projeler bunlar. Ben o açıdan gerçekten bu bölgede yaşayan insanları daha şanslı görüyorum. Gelecek için de daha umutluyum. Zaten biz istesek de istemesek de bu gelişmeler oluşacak, ama hiç olmazsa biz bu gelişmelerin farkında olursak bu bölgedeki aktörler bizler oluruz. Osmaniyeli, Adanalı, Mersinli, Antakyalı, İskenderunlu iş adamları, Antakyalı eğitim, öğretim elemanları bu bölgenin içerisinde aktif olsunlar isterim. İthal insanlarla buranın büyümesini değil, bu bölgenin insanlarıyla büyümesini isterim. O açıdan da tabii ki bölgeciliği de çok daha önemsiyorum. Ama Adana konusunda maalesef çarpık kentleşme bütün ülkelerde olduğu gibi, bizde de ülkenin şehrinde olduğu gibi bizde de mevcut, ama şunu da çok rahat söyleyebilirim. Bunu bir mimar olarak söylüyorum. Yeni Adana yerleşim bölgelerinde gerçekten oluşan şehir çok istediğimiz düzeyde olmadı. Ama şu an yeni iki tane büyüyen yıldızımız var. Birisi Sarıçam, birisi Şambayat. Ve bu iki tane bölgede şu anda çok ciddi imar çalışmaları var. Ve bu çalışmalardan sonra Adana'nın çevresinin de çok daha farklı değişeceğini size müjdelemek isterim. Ozan Yavuz, işletme sınıf öğrencisiyim. Benim sorum Akkuyulukler Santrali projesi hakkında olacak. Bu bölgede yaşayan bir insanız ve geçmişte Çernobil gibi bir faciayla karşı karşıya geldik. Yani Türkiye'de, daha doğrusu bizim bölgemizde yapılacak bu santralde herhangi bir sızıntı veya herhangi bir patlama sonucunda Türkiye bunu kaldırabilir mi? Veya alınan önlemler nelerdir? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim kardeşim. Çok yerinde bir soru, ama niye o çok yerinde bir soru? Çünkü biz bu soru sizin aynı düşündüğünüz şeyleri düşündüğümüz için biz bu Rusya'ya gidip nükleer santral neymiş bir görelim istedik. Aslında çok da güzel bir soru olduğu için teşekkür ederim size. Şimdi tabii arkadaşlar, biz nükleer enerjiye biraz uzak bir ülkeyiz. Niye bugüne kadar kendi ülkemizde böyle bir enerji oluşmamış? Biz Rusya'ya gidip görmemizin ana sebeplerinden bir tanesi öncelikle 20 milyar dolarlık bir yatırımın Türkiye'ye sağlayacağı bir sinerji enerjinin ne boyutlara olduğu ve o boyutlarda bizlerin o bölge içerisinde neler yapabileceğimizi görmek ve hepsinden önemlisi çevresel faktörlerini görebilmekti. Biz tabi oraya gittiğimizde bu işte yaklaşık Moskova'ya 550 kilometre mesafede Novovoronezh diye bir ilde kurulduğunu gördük. Etrafında bir göl, yemyeşil bir orman. İçerisinde de 1970 yılında yapılmış bir nükleer santral. 70 yılından başlayarak 2012 yılı teknolojisine kadar tüm santralleri bize gezme imkanını sundular. Hakikaten buradan onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü Ruslar bu konuda çok tutucular. Kendi teknolojilerini dışarıya pek açmayı isteyen bir ülke değil. Ama bu bölgedeki yatırımlarla ilgili biz bilgi almak isteyince bakanlık izniyle sağ olsunlar bize böyle bir şansı verdiler. Orada şunu gözlemledik arkadaşlar. İşte 70 yılında yapılmış olan santral şu anda işte 1200 megawatt civarında bir santral. Tabii eski bir teknoloji. Şaşırmıştık. Çok eski hakikaten. Ya burada herhangi bir şey olsa ciddi sorunlar çıkar diye düşünüyorduk. Sonra 1980'de yapılmış 10 sene sonraki teknolojisini gördük. Şaşırdık. Çok ciddi bir değişime uğramış. Önlemler alınmış. 2012'deki şantiyelerini gördüğümüzde ise şok olduk. Çünkü devasa 172 metre yüksekliğinde soğutma kulelerinin yapılma teknolojilerini gördük. Artı nükleer çubukların, yani reaktördeki çubukların ne kadar
Aslında bununla ilgili bir gazete hayatım vardı ama ona dönemiyorum. Şöyle söyleyeyim, bu son yapılan teknolojide reaktörlerin bulunduğu, yani nükleer çubukların bulunduğu kube tarzı inşaatı gezdiğimizde şunu gözlemledim. Ne olursa olsun bu teknolojide adamlar içerideki reaktörlerin dışarıya bir gaz sıkıntısı yaşamaması için yaklaşık 120 santim kalınlığında bir birinci betonarme, arada 120 santim, 240 santim bir boşluk, sonra 60 santim bir betonarme daha yapmışlar. Dedi ki ya bunu bu kadar inanılmaz ve yani 60'lık 70'lik demirleri ilk defa orada görmüştüm. Bu kadar önlem alıyorsunuz. Hani dedi ki arkadaşlar, yetkili arkadaşlar, dışarıdan gelebilecek herhangi bir terör saldırısı, bir uçak çarpması dahi bu reaktörlerin içerisine girilmemesi ve o gazın dışarıya çıkmasını engellemek adına yapmışlar. Tabii emniyet güvenlikleri şu anda bize gösterdikleri kadarıyla gerçekten oldukça yüksekti. Biz şunu sorduk. Siz bunu peki burada yapmışsınız. Bu teknoloji gerçekten kendi bizim ülkemizde yapacağınız şekilde bunu uygulamayı düşünüyor musunuz? Yoksa hani çünkü pahalı bir teknoloji ama uygulamada buradaki mevcut teknolojiden çok daha iyi bir teknoloji yapabileceklerini söylediler. Tabii orada sizin sorduğunuz soruyu ben direkt sormuştum. Çünkü ben bir STK başkanı olarak Çernobil faciasını ve Fukushima'yı sormak istiyorum arkadaş. Yani sonuçta bu bunun sonuçları ortada. Şimdi Çernobil faciası ile ilgili bir açıklamada bulundular. O bölgede biliyorsunuz o dönemde Sovyet Sosyalist'e komünizm yönetiliyordu. Ve o dönemde kapasite %100 ile çalışması gereken enerji santrali %250 kapasiteye çıkartılarak hidrojen patlaması meydana geldi ve sonuçta da gerçekten çok kötü sonuçlar ortaya çıktı. Sebebinin de manuel kontrol ünitesi olmasından kaynaklı. Yani oradaki mühendisin kontrolüne bırakıldığı için. Ama adamlar şu anki teknolojide uzay merkezi gibi bir üs kurmuşlar. Oradaki mühendislerin kendi kişisel bir şekilde yanlış yapmalarını engelleyebilecek bir otomasyon sistemi kurmuşlar. Yani reaktörün içerisinde olası bir sıkıntı anında reaktör kendini tamamen kapattığını gözlemledik orada. Dolayısıyla güvenlik sistemlerinin önemli bir şekilde alındığını gördük. Çünkü yakın bir zamanda yine biliyorsunuz Japonya'da meydana gelmişti. Orada da yine aynı eski teknolojiyi kullanmanın ve eski teknolojide yaşanan bazı sıkıntıların önlemlerini yeni yapacakları projelerde aldıklarını gördük. Yani şu anki 2012'de mevcut yerlerindeki nükleer tesislerinin inşaat kalitelerinin yüksek olduğunu, hatta enteresan bir şey de söyleyebilirim. Gördüğüm inşaat teknolojisi ve yaptıkları imalatları görünce de güvenlik önlemleri alındığı takdirde Türk mühendisleri ve müteahhitleri tarafından da çok rahat yapılabileceğini gördüm. Sonra bir araştırdım. Fransa'da 61 tane santral olduğunu öğrendim. Almanya'da 52 tane nükleer santral olduğunu öğrendim. Tabii ilgi alanıma girince bunları öğrenebiliyorsunuz. İşte daha sayabileceğim Amerika'da zaten 60 küsür tane var. Ne bileyim Romanya'da şurada 10 tane var. Bulgaristan'da 8 tane var. Tabii bunu şöyle düşünüyorsunuz. Ne kadar ucuz enerji, ucuz elektrik elde edebilirseniz sanayici olarak o kadar rekabet edebilirliğiniz yükseliyor. Biz olaya bu açıdan bakıyoruz. Yani enerji, nükleer olsun, rüzgar enerjisi olsun, güneş enerjisi olsun, petrol olsun, bunların tamamı ülkelerin birbirleriyle rekabet edebilmesi açısından gerçekten çok önemli. Bilhassa sanayicinin ucuz elektrik, ucuz enerji kullanması bizim Avrupa ve Amerika ile ilgili rekabetlerimizi çok daha üst seviyeye çıkaracaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim soru için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öncelikle benim sormak istediğim enerji sistemlerinden bahsedildi. Mimari yapılardan bahsedildi. Eğlence merkezleri falan yapılacak. Yalnız bu birçok yerde var, metropol şehirlerde. Mesela Adana'nın kültürünü kaybetmemesi için müzeler, tarihini düşünüyor musunuz? O tarz şeylerde yatırım yapacak mısınız? Onları öğren.
Teşekkür ederim sevgili kardeşim. Şöyle, evet, Adana kültürüne sahip çıkacak. Çünkü Adana'da biliyorsunuz bu bölgenin ilk müzesi Adana'dadır. Hala şu anda da mevcut müzemiz devam etmekte ama maalesef şu anda çok iyi şartlarda değil. Biz şu anda yeni bir müze planlaması içerisindeyiz. Kültür Bakanlığı'na, Kültür Müdürlüğü'ne istişare edilerek bölgede büyük bir müze planlaması düşünülmekte. Sanıyorum yakın bir tarihte de bu müzeyi oluşturacağız. Çünkü Adana bölgedeki gerçekten tarihi olarak çok köklü tarihe sahip. İşte Anavartası'yla, Yılan Kalesi'yle, Yurtalı'yla, Osmaniye'siyle bakın. Şimdi artık ben söylerken mesela söylerken bile karıştırıyorum. Mesela arkadaşım Adana diyor diye. Hakikaten bakın Osmaniye bizim kendi Adana'mız gibi. Yani çünkü artık biz bunu kanıksamışız Çukurova'yı. Bölgede gerçekten çok tarihi değerlerimiz var. Bu değerlere sahip çıkmamız için de mutlaka bölgede büyük bir müzeye ihtiyacımız var. Bu müzenin de kısa süre içerisinde planlanacağını ve uygulanacağını söyleyebilirim size. Gerçi sorular sizi yönlendirdi ama sonuçta gelişmeye aday. İşte bu bölgenin yeni yıldızı olmaya aday bir Osmaniye'den bahsederken ben dışarıdan gelen işte genç insanlar derneği başkanlığından Osmaniye modeli olarak önerilir ve işte fikir gençlerden de Osmaniye ile ilgili sorular bekliyor. Özellikle burada istihdama yönelik konularda ben hiç soru duymam. Halbuki bunun en büyük sorunlarından bir tanesi istihdam. Gerek iş adamlarımızın Osmaniye'ye bakışı, gerek tavırları. Daha önce bir örneğini gördüğüm bir olayı hatırlatıyor ki bir anekdotla ben bunu anlatmak istiyorum. Ben aslında Urfa'lı. 43 yıldır burada yaşıyorum. Atatürk Barajı yapılırken Fırat'ın bir tarafı Adıyaman, bir tarafı Urfa. İstihdam istimlak çalışmaları sırasında Adıyaman'ın bütün köyleri baraj göl altında kaldı. Fakat baraj bittikten sonra gerek sulama gerek enerji olarak tamamen hem de istihdam olarak işçiler de Urfa'dan aldı. Adıyamanlılar dediler ki, bu Atatürk Barajı çok affedersiniz inek gibi, yemi bizde gibi, süt Urfa'ya verir. Şimdi burada Osmaniye'de böyle bir sıkıntı var. Organize sanayi mesela Osmaniye yeterince istihdam sağlamıyor. Elemanların çoğunluğunu Osmaniye'nin dışından alıyor. Artı iş adamlarımız, sanıyorum şunu göz ardı ediyorlar, bütün bu üretim ve yatırımların hepsinin hedefi insana daha mutlu bir hayat yaşatmak olmalı. Mutlu hayat da maalesef parayla doğru orantılı. İş adamlarımız bu kadar güzel projeler hazırlarken ancak bir şartları var vazgeçilmez, asgari ücret. Hangi fabrika kurulursa kurulsun, bizim gönderdiğimiz işçilere ilk şartları asgari ücretle çalışacaksınız. Veya işte yemeğinden, yol parasından falan kısılıyor. Yani bu projelerin hepsinin yapılması veya sizin düşündüğünüz çok daha güzel projelerin sağlanması. Gençlere nasıl bir iş imkanı? Ve kazandıkları parayla nasıl bir hayat standartı sunacak, biraz da onun cazibe merkezi olmasını sağlayacak öneriler de bekliyoruz. İş adamlarının da bu asgari ücret konusunda çok ısrarlı olmamalarını da özellikle istirham ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Yılma, ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İşkur önemli bir kurum. Tabii ki gönül istiyor ki Türkiye'de asgari ücret 2000 TL olsun. Yani ama şimdi bakın arkadaşlar zaten sonuçta beklediğimiz bu projelerin sonunda 25 bin dolarlık bu milli gelir bu projelerin arkasından oluşabilecek şeyler. Ama şu anda kısa sürede şunu söylemek isterim Sayın İşkur Müdürüme. Gerçekten bölgede İşkur olarak iş adamlarıyla, üniversiteyle ortak bir takım çalışmalarla kalifiye ara eleman yetişmesine aracı olurlarsa çok mutlu olurum. Çünkü benzer bir projeyi Adana'da gerçekleştirdik. Gerçekten çok da faydasını gördük. Çünkü bizim bu bölgenin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizliğin bu kadar büyük olmasına rağmen
kalifiye eleman bulmakta zorlanıyoruz. Ara eleman bulamıyoruz. İnanın iş başvurusuna gelen insanlara soruyorsun, ya ne iş yaptın? Abi ne iş olsa yaparım. Ne iş olsa yaparım dediği zaman zaten hiçbir iş yapamazsın demektir. Şimdi bizim gerçekten bu bölgelerde mutlaka kalifiye eleman, kalifiye insan yetiştirme asli görevlerimizden bir tanesi olmalı. Zaten bu elemanlar yetiştiğinde asgari ücretle çalışmazlar. Veya yaşam eğer standartlar yukarıya çekilirse asgari ücretlerle otomatikman zaten yukarıya çıkacaktır. Ama şunu da içtenlikle söylemek istiyorum. Türkiye'de asgari ücret bir insanın hayatını geçindirmesi için kesinlikle yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanlarımızın hayat standartının yükselmesi, toplumumuzun refaha kavuşması hepimizin en büyük isteği. Yani ne olursa olsun ülkemizde eğitim seviyesi bugün %20'lerden %60'lara geldi. Çok gerçekten bu konuda ciddi bir mesafe kaydettik. Bir burada gördüğümüz mesafe kayıtlarını önümüzdeki dönemlerde de bu bir süreçtir. Bu süreçte mutlaka ekonomik anlamda para kazanmaya da yönlendirileceğine inanıyorum. Çünkü yatırımlar istihdamı getirecek. İstihdam da insanların hayat standartının yukarı çekilmesini sağlayacak. Ama tabii burada bu yatırımlara sahip çıkmak için gerçekten herkese çok iş düşüyor. Üniversiteler çok iyi eğitim ve öğrenci yetiştirmek durumunda. İş adamları o insanlara çok iyi fırsatlar tanımak, o insanların işlerini kendi işlerini geliştirmelerini sağlayacak fırsatlar vermeli. Bizim ülkemizde en büyük eksiklik gerçekten fırsat eşitsizliği var. Her insana ben inanıyorum ki eğitimini almış, ekonomisini belli yere getirmiş, her insana sorumluluk verdiğinizde, fırsat verdiğinizde çok iyi şeyler yapabileceğini anlıyorum. Ve bu konuda da Sayın Müdürüme eğer destek konusunda bizden bir şey ihtiyaç ederlerse biz Adana Genç Adamları Derneği olarak bu tarz bir eğitimin içerisinde olmayı da isteriz. Çünkü biz geçmiş dönemde Adana'da kaynak ihtiyacı olan, bize daha önceden bir fabrikanın bildirmesiyle İşkur'la beraber ortak bir eğitim semineri düzenledik. 3 aylık bir süreçten sonra sertifikalarını verdik ve bu arkadaşlarımızın hepsi o firmada direkt işe başladılar. Yani bu tarz projelerde de biz de sizlere her zaman elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Sorular yeterince geldi. Yoksa sanırım son bir soru bir arkadaşım galiba oraya. Son bir soru aldım sonra. Merhaba hocam. İşletme bölümü. Zahir Özlük. Bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ya normalde hani Osmaniye'den Adana'ya giderken Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde çok kötü bir hava kirliliği var. Onu önleyemez mi? Bunu soracaktım ben. Teşekkürler. Tabii orada organize sanayi içerisinde mutlaka izinler verilirken çalışan enerjilerin dışarıya attığı atıkların filtrasyonu mutlaka yapılıyordur ama tabii buna daha fazla özen gösterilmesi mutlaka hepimizin arzusudur. Şu anda benzer bir şeyi ben yaklaşık 7-8 ay önce tesadüf Osmaniye'den bir dönüşte Altınlu'dan gittiğimde gördüm hakikaten. Gece ışıl ışıl ama o beyaz dumanları ben de orada. Tabii o birçoğu filtrasyondan geçmiş. Görmüşler ki bunları çok daha az indirgemek. Ama sanıyorum onlar da yeni teknolojilerle sanıyorum aşılacaktır. Tabii misafirimize bir plaket takdim olacak. Plaketleri takdim etmek üzere Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Aykut Gül'ü sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Birkaç kelimeyle Tamer Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hem içimizden aslında hem de dışarıdan bir göz diyebiliriz. Yani her iki bakış açısı da var. Doğu Akdeniz'i bize çok güzel özetlediler ve gerçekten de ayrımız gayrımız yok aslında. Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay baktığımızda. Yani buranın çok müthiş bir dinamizmi var. Yükselen bir yıldız burası. Ve burada Adana mesela bu işin göbeğinde. Biz Osmaniye olarak gerçekten
az önce sıralandı zaten. Çok çok iyi imkanlara sahibiz. Adana ile ilgili arkadaşımızın getirdiği bir eleştiri vardı. Ben Adana'daki o yapıyı iyi bildiğim için öz eleştiri anlamında şunu söyleyebilirim. Adana'nın en büyük problemi belki de kamunun, yerel yönetimlerin, siyasilerin, sivil toplum kuruluşları bence en son gelir. Yani AGİAD gerçekten üzere düşeni çok güzel yapıyor. Bu kurumların bir araya gelememesinden kaynaklanıyor. Belki biz ondan ders almalıyız. Osmaniye'yi daha iyi geliştirmek anlamında. Belki bizim açımızdan en iyi dersi olur. Osmaniye yeni bir il, üniversitemiz yeni, her şeyimiz yeni. Yeni başımızda da, yanı başımızda da çok tecrübeli bir Adana var. Dolayısıyla bu yenilik ve tecrübeyi bir araya getirerek bence bu dinamizi yakalayabiliriz. Çok güzel bir ilgi de vardı. Sorular da çok dinamikti. İBF günlerinde bu yeni eğitim öğretim sezonunda iyi bir başlangıç yaptık. Ben özellikle de Osmaniye'den dışarıdan katılımın artmasını özellikle talep ediyorum. Gelen arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza, iş adamlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Tekrar AGİAD'a, Tamer Bey'e başta olmak üzere yine Refleks'ten Mehmet Bey sağ olsunlar. Bölgenin Ekonomi Gazetesi olarak da buradalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.